Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 2.607.903 adayın katılımıyla düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi Antalya'da başladı. YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de öğrencilerin soruları cevaplamak için 135 dakikalık süresi olacak. TYT'ye giren adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek. Turizm kenti Antalya'da sınav telaşı sabah erken saatlerde başladı. Bazı öğrenci velileri sınav merkezlerine gitmek için erkenden yola çıkarken bazıları ise yoğun trafik nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik yoğunluğunun yaşandığı alanlarda görev alarak trafik akışını sağladı. Ekipler, büyük yoğunluk yaşanan Akdeniz Üniversitesi içerisinde kavşakta görev alarak trafik açmak için yoğun mücadele verdi. Öte yandan öğrenciler içeride ter dökerken velileri heyecanlı bir şekilde dışarıda bekledi. Velilerin sıcak hava nedeniyle daha çok gölge alanlara bekledikleri görüldü. Bazı öğrenci velileri ise yanlarında getirdikleri dua kitaplarını okuyarak çocuklarına dua etti. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde sınava girecek olan Mehmet isimli bir genç ise, kapılar kapandıktan 3 dakika sonra geldiği için sınav salonu görevliler tarafından alınmadı. Çıkartacaksın. Ancak bu şekilde belgeyle yarın sınava girebilirsin. Genç, abi hiç mi giremiyoruz? Ben Aksu'dan geliyorum. Ben buraya 4 otostop çekerek geldim. Aksu'da oturmak benim suçum mu? Ben buna para yatırdım. Bu şaka ve çocuk oyuncağı değil diyerek tepkisini dile getirdi. Biz burada ta Aksu'dan geliyoruz. Otobüs, şehir otobüsleri, şehir içi otobüsleri kartımız yok diye bizi almıyorlar. Biz burada sınava girmek için aylardır çok affedersiniz bir şeylerimizi feda ederekten koşturuyoruz. Ben buraya 4 otostopla geldim. Ve yani şuraya kadar getirildim yani. Genç uzun dil dökerek tartışsa da görevliler kapıda bulunan kameralar tarafından her şeyin kaydedildiğini belirterek genci sınav salonuna girişine izin vermediler. Bir başka öğrenci ise kimlik kartını kaybettiği için sınava alınmadı. Görevliler gence kimliğini çıkarması durumunda sınava yarın girebileceklerini belirtti. Çıkartacaksın. Ancak bu şekilde belgeyle yarın sınava girebilirsin. Sınava geç kalanları eleştiren Ahmet Güngör, çocuklarımız pandemi sürecinde okula gitmedi. Bu zor şartlarda sınavlara hazırlandılar. İnşallah başarılı olurlar. Oğlum ilk defa girdi. Ben sabah 8.30'da buradaydım. ÖSYM sınavın 10'da yapılacağını söylüyor. İşe gider gibi gelirsen sınava giremezsin şeklinde konuştu. Şimdi çocuklarımız pandemi sürecinde 1,5 sene okula gitmediler. Bu zor şartlarda sınavlara hazırlandılar. İnşallah başarılı olurlar. Oğlum girdi. Ben saat 8.30'da buradaydım. Hep şimdi az önce de bir arkadaşla tartıştım. Hep geçmişte de eleştirmişimdir. Sınav diyor ki ÖSYM saat 10'da yapılacak diyor. Ondan sonra almayacağız diyor. Ben hurmadan saat 8'de çıkarak buraya geldim. Kendi arabamla ne olur kaza olur şu olur bu olur diye düşündüm. Ama sen saat 8'de enim gönüm sanki işe gider gibi gelirsen sınava giremezsin. Bu sefer burada bağırıyorsun, çağırıyorsun, öğrencilerin konsantrasını bozuyorsun. Herkesin çocuğu burada en iyi şekilde hazırlanmışlardır ve başarılı olmak için mücadele ediyorlardır. Sınava giren kızı için dışarıda dua eden Emine Ulu ise, "Kızım için dua ediyorum. Çok çalıştı, çok emek verdi. İnşallah başarılı olur. Pandemide okula gidemedi ama çok yoğun çalıştı. Kursa gitti. Çok büyük desteği oldu" dedi. Kızım sınava girdi. Ve onu bekliyoruz şu anda, dua ediyorum. Ya çok çalıştı, çok emek verdi. Emekleri Allah'a emanet artık. Kendisi de aynı şekilde. İnşallah başarılı olur. Başarılı olacağına inanıyoruz biz. Okula gidemedi ama o çok yoğun çalıştı, bırakmadı hiç çok şükür. Zaten online eğitim verdi, kursa da gidiyordu. Kursun çok büyük desteği oldu.